Bismillahirrahmanirrahim. Kuşiri Risalesi'nden makamlar ve hallerden devam ediyoruz. Tevhid. Tevhid, vahdet kökünden birleştirme, bir kılma, bir sayma, Allah'ı birleme, La ilahe illallah hakikatına inanma ve bu yüce hakikati sürekli tekrarlayıp durma manalarına gelir. Tasavvuf istilahında tevhide bu manaların yanında yalnız biri görme, biri bilme, biri söyleme, biri isteme, biri çağırma, biri talep etme ve ondan başkasıyla olan münasebetlerini de hep ona bağlama, her şeye ondan ötürü alaka duyma anlamları da yüklenmiştir. Kur'an'da hepinizin ilaha tek ilahtır, ondan başka tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahimdir buyurulmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhidin önemini anlatırken Önceki ümmetlerden örnek vererek şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetler içerisinde bir adam vardı. Tevhidi dışında işe yarar hiçbir ameli yoktu. Bir gün ailesini toplayıp öldüğüm zaman beni yakın. Kemiklerimi havanda döverek toz haline getirin. Sonra rüzgarlı bir günde bu tozun yarısını karaya, yarısını denize savurun diye vasiyet etti. Adam ölünce vasiyeti yerine getirildi. Azamet ve celal sahibi Allah rüzgara dağıttığın tozu topla buyurdu. Rüzgar tozu toplayıp Allah'ın huzuruna getirdi. Allah adama niçin böyle yaptın diye sordu. Adam senden haya ettiğim için diye cevap verince Allah onu mağfiret etti. Hazreti Cüneyd'in tevhid hakkında söylediklerinden bazıları şunlardır. Tevhid, Yüce Allah'ın bütün kemal sıfatlarıyla tek ve yarattıklarından farklı olduğuna inanıp şunu bilmektir. O tektir. Hiç çocuğu olmamıştır. Birisi tarafından doğrulmamıştır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Ayetinde ifade edildiği gibi onun herhangi bir ortağı benzeri zıttı yoktur. Onun keyfiyetinde, suretinde hiçbir şey yoktur. Akıllı insanların akılları tevhid konusunda son hadde ulaşınca hayret mertebesine ulaşmış olur. Cüneyd-i Bağdadi'nin bu yorumuna göre tevhid, sufi tecrübe sonucunda ulaşılan ve zevk olarak yaşandığı için ifadesi imkansız, aklın idrak edemediği bir hal olarak kalbe tecelli eden tevhiddir. Bu açıdan yukarıda ifade edilen tevhid kalıplarının akıldan ziyade kalp ile ve zevkten idrak edilebilen hususlar olduğunu hatırlamak yerinde olacaktır. Tevhid konusunda söylenen en güzel sözlerden biri, Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh şu cümlesidir. Tesbih ve tenzih ederim o Allah'a ki kendisini tanımaktan aciz kalmıyorlu müstesna, halkın kendisini tanımaları için bütün yolları kapatmıştır. Cüneydi Bağdadi, Hz. Ebu Bekir'e nispet edilen bu söze tamamen katılmaktadır. Ona göre de sonsuz Allah'ı bilebilmek, onu akılla idrak edebilmek mümkün değildir sınırlı bir varlığın sonsuzu kavrayabilme ihtimali yoktur. Bu çabanın sonuç ve getirisi insanın acizliğini anlaması ve hayretler içerisinde kalmasıdır ki bu bile Allah'ı anlama adına bir mertebe vasamak teşkil etmektedir. Cüneyd-i Bağdadi'ye Havas'ın tevhidi sorulduğunda verdiği cevap onun anlaşılması en zor olan tevhid yaklaşımlarından birisi olmuştur. Kulun allah Teala huzurunda bir gölge gibi olması, kulun ilahi kudretin ahkamının cereyanı altında Allah'ın tedbir ve tasarrufunun her an üzerinde cali olması, bu hal içinde tevhid deryasının dalgaları arasında boğulması, böylece nefsinden halkın onu kendi işleri için davet etmelerinden ve buna cevap vermekten fani olması, bu fenanın hakka yakınlık makamında Allah'ın vahdaniyet ve vücudunun hakikatine erişilmesi dolayısıyla hasıl olması, fena halinde hakkın kuldan murad ettiği şeyi bizzat kendisi ifa ettiği için kulun his ve hareketini kaybetmesi, kulun son halinin ilk hali durumuna dönmesi, olmadan önce olduğu gibi olmasıdır. Tevhidin üç yönü vardır. Bir, hakkın hakkı tevhidi, Allah'ın kendisinin bir olduğunu bilmesi ve bunu kullarına haber vermesidir. İki, Hakkın halkı tevhidi, Allah'ın kul muvahhiddir diye hükmedip, kulunda tek Allah inancını yaratmasıdır. 3. Halkın hakkı tevhidi, kulun Allah'ın bir olduğunu bilmesi, onun vahdaniyetine kesin olarak inanıp bunu ilan etmesidir. Zünnün-i Mısri'ye göre tevhid, senin Allah'ın kudretinin herhangi bir karışma olmaksızın eşyada tezahür ettiğini, varlığı illetsiz yapıp yarattığını, eşyanın varoluşunun illet ve sebebini sadece Allah olduğunu ve nefsinde tasavvur ettiğin ne varsa Allah'ın ondan başka olduğunu bilmendir. Ebu Bekir Şibli, tevhide bir şekil ve suret veren, tevhidin kokusunu bile koklamamıştır demiştir. Marifet Lügat manası itibarıyla bilmek de demek olan marifet, düşünce ve himmetle vicdan ve iç tefahüsle yana araştırmayla elde edilen hususi bir bilgidir ki, ilimden farklı bir mühtevaya sahiptir. İlim, okuma, öğrenme, araştırma, terkif ve tahlil yoluyla elde edilen bir müktesebat olmasına karşılık marifet, tefekkür, sezi ve iç müşahede ile ulaşılan ilmin özü demektir. İlmin zıttı cehalet, marifetinki ise inkardır. Cenab-ı Hak Allah'ı şanına yakışır bir şekilde tanıyamadılar buyurmaktadır. Bir defasında Hazreti Ayşe radıyallahu an Efendimiz'den evin temeli onu ayakta tutan esasıdır. Dinin temeli marifet, yakin ve yerinde kullanılan akıldır. Özünü duyunca hadiste geçen aklın yerinde nasıl kullanılacağını sormuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şu cevabı vermiştir. Allah'a isyandan el çekmek, Allah'a taatte sebat etmek. Allah bilgisi denilen marifete sahip olan birisi, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyan kişidir. O, bütün işlerinde samimi ve sadıktır. Bütün kötü ahlaktan ve onların afetlerinden kendini temizlemiştir. Hakkın kapısında uzun zaman durur. Allah'a sürekli bağlılık içerisindedir. Ona olan güzel yönelişi neticesinde insanlara mazhar olur. Nefsinin heva ve mırıltılarından kurtulur. Kalbiyle Allah'tan başkasını asla teveccüh etmez. Kalbi derinlikleriyle her zaman yüce Allah'a yakarış içerisindedir. Hakka olan bu yönelişlerinden dolayı ilhama mazhar olur. İşte bu kişiye arif, onun sahip olduğu bu haletine marifet denir. Hak dostları diğer konular gibi marifet hakkında da konuşmuş, her biri kendi anlayış algısına göre yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Onlardan bir demeti de şöyle sıralayabiliriz. Ebu Ali Dekkak, marifetin göstergesi kişide hasıl olan heybettir. Kimin marifeti artarsa onun heybeti de artar. Zünnün-i Mısri, Allah'ı en fazla tanıyanlar, onun tecellileri karşısında en fazla hayret yaşayanlardır. Allac, Arif'in alameti, kalbinin dünyadan da ahiretten, ahiretten de boş olması, ondan başka bir şeye bağlamamasıdır. Şibli, Arif, Allah'tan başkasını bir an bile yönelmeyen, ondan başkasını bir tek kelimeyle bile telaffuz etmeyen, kendi nefsini koruyacak olanın da sadece o olduğuna inanan mümindir. Zünnini Mısri'ye Rabbini nasıl bildin diye sorduklarında Rabbimi Rabbimle bildim demiştir. Ebu Turab Nahşaybi, Arif o kimsedir ki Hiçbir şey onu kirletemez. Her şey onunla tertemiz olur. Yahya bin Muaz, Arif zahiriyle hakla beraber iken batınıyla hakla beraber olandır. Ebu Said Harraz, marifet ilahi ihsanın kaynağı olan Allah'tan gelir. Kulun bu uğurda bütün gayretini sarf etmesiyle de ona lütfedilir. Ebu Bekir Verrak, Arif'in sükutu başkalarının konuşmasından daha faydalıdır. Onun konuşması ise başkalarının konuşmasından daha zevklidir. Ebu Süleyman Darani, Allahu Teala başkalarına namazlarında, kıyamlarında nasip etmediği güzellikleri arife yatağında iken lütfeder. Muhammed bin Fadıl, marifet kalbin yüce Allah ile hayat bulmasıdır. Şunlar da marifetle alakalı söylenen güzel sözler cümlesindendir. Kim marifet sahibi olursa, dünya onun için sıkıcı bir hal alır. Marifet sahibi müminin kalbinden eşyaya ait rağbet ve muhabbet silinir gider. Arif gözü ağlarken kalbi gülen huzurlu ve mesut insandır. Muhabbet Muhabbet, sevgi, kalbi alaka, herhangi bir şeye veya herhangi birine düşkünlük manalarına gelir ki, insanın duygularını bütünüyle tesiri altına alma itibariyle aşk, vuslat arzusuyla yanıp tutuşma şeklinde daha derin bulutlara ulaşmasına da şevk-ü iştiyak denir. Muhabbeti, kalbin mahbubi hakiki ile münasebeti, ona karşı duyulan önüne geçilmez, şiddetli iştiyak şeklinde de tarif etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Şu hadis de muhabbetle alakalı en meşhur hadislerden biridir. Allahu Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkına Allah filanı seviyor, onu siz de seviniz diye seslenir. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi yerleştirilir. Allahu Teala bir kula buz ettiği zaman Cebrail'e ben filanı sevmiyorum, onu sen de sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmez. Sonra da yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret yerleştirilir. Ey iman edenler! Muhabbet çok şerefli bir haldir. Kula ait olan muhabbete bizzat Cenab-ı Hak şahit etmiş, şahitlik etmiş, kendisinin de kulunu sevdiğini haber vermiştir. Yani hem Allah kulunu sever hem de kul Allah'ı. Bu hakikati ifade eden ayetlerden birisinde şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahade eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah ihsanı bol, vasi ve her şeyi hakkıyla bilen alimdir. Maide suresi 54. ayet. Allahu Teala'nın kuluna muhabbeti ona özel olarak nimette bulunmayı murat buyurmasıdır. Bu aynen onun kuluna nimetler ihsan ederek merhamet etmesi gibidir. Buna göre merhamet iradeden daha hususi, muhabbetten de merhametten daha hususidir. Bir başka deyişle Allah'ın kuluna nimet vermeyi murat buyurmasına merhamet denir. Allah'ın kuluna hususi bir yakınlık ve hal bahşetmesi ise kuluna olan muhabbetinin tezahürüdür. Allah'ın iradesi ceza şeklinde tecelli ederse buna gadab, nimet şeklinde tezahür ederse buna rahmet, yakınlığı hissettirme şeklinde olursa buna da muhabbet denir. Kulun yüce Allah'a olan muhabbeti ise onun gönlünde bulduğu ve duyduğu bir his olup tarifler üstü ve ötesidir. Bu hal kulu Allah'ı tazim etmeye, onun rızası peşinde koşmaya, onsuz edememeye, ve hep onunla beraberlik adına zikre yönelmeye ve ona karşı içinde hep bir saygı ve heyecan duymasına sevk eder. Muhabbet hakkında pek çok yaklaşım muhabbet hakkında pek çok yaklaşım ve yorumlar yapılmıştır. Onların dikkat çekenlerinden bazıları şunlardır. Sehil bin Abdullah muhabbet taat ile kucaklaşmak, hakka muhalefetten uzaklaşmaktır. Ebu Ali Ruzbari muhabbet muha muha Muhabbet, muvaffakattır. Emredilenleri yerine getirmektir. Ebu Abdullah Kurâşi, Muhabbetin hakikati, Sevdiğin için her şeyini hibe etmen, Geriye senden hiçbir şey bırakmamandır. Semnun, Allah'ı sevenler, Hem dünya hem de ukba şereflerini alıp öyle gittiler. Zira Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Kişinin sevdiğiyle beraber olabilmesi, hayatını sevdiğinin hayat seviyesine çıkarması, ona her halükarda muvaffakat edip uyması şeklinde yorumlanmıştır. Yahya bin Muaz, gerçek muhabbet, eza cefa ile azalmadığı gibi iyilikle de artmaz. Sevgiliden ne gelirse gelsin hepsi cana safadır, fark etmez. Yine Yahya bin Muaz, sevdiğinin belirlediği sınırı uymayan kişi muhabbetinde samimi değildir. Haris el-Muasibi, muhabbet evvela bütün benliğinle ona yönelmen, sonra onu nefsine, ruhunu ve bütün varlığına tercih etmen, sonra hem gizlide hem açıkta ona muvaffakat etmen ve bütün bunlardan sonra da kendini hala sevgin hususunda kusurlu görmendir. Ebu Bekir Kettani, muhabbet bütün tercihlerin sevgili lehinde yapılmasıdır. Kettani bir başka defa yine muhabbeti anlatırken şöyle bir anekdot aktarmıştır. Bir cemaat, Haç mevsiminde Kabe'de toplanmış muhabbeti bahis, muhabbeti bahis mevzu yapmışlardı. Bu cemaatin içerisinde Hazreti Cüneyt yaş itibariyle en küçükleriydi. Diğer müminler Cüneyd'e seslenip onun bu konuda konuşmasını istediler. Cüneyt önce başını örneğiydi, eğdi, gözyaşları çağladı, sonra da şunları söyledi. Muhabbet sahibi kul kendi canından geçer. Rabbisini kesintisiz zikredip hatırlar. Onu haklarını tas meda tamam eder. Kalbiyle ona nazar eder. Gönlünü onun heybet nurlarıyla yakar kavurur. Onun sevgi kasesinden içip safa bulur. Muhibbe Hazreti Cebbar'ın gaybe ait örtüleri münkeşif olur, açılır. Artık okul konuştuğunda sadece onu konuşur. Bütün hareketleri Allah'ın emriyle cereyan eder. Onun sükuneti Allah ile beraberliktir onun her daim yönelişi Allah'adır. Her şey Allah içindir ve sürekli Allah ile beraberdir. O böyle söyleyince o mecliste bulanlar ağladı. Ve bunun üzerine ne denebilir ki? Ey ariflerin tacı, Allah seni hayırla mükafatlandırsın diye dua ettiler. Amin. Şevk, şiddetli arzu, aşırı istek, marifet kaynaklı neşe, sevinç ve hasret çekme manalarını itibar eden şevk, sofiyece tam idrak ve ihata edilemeyen veya müşahede edilip de sonra kaybolan sevgiliye karşı kalbin arzuyla coşması şeklinde tarif edilmiştir. Bazıları onu maşukun cemalini görmek için aşığın kalbine tütüp duran neşe, sevinç, heyecan ve hasret, bazıları da mahbuba, meylu muhabbetten gayri aşığın, kalbindeki bütün hatıraları, bütün meyleri, bütün iştiyakları, bütün arzuları ve bütün dilemeleri yakıp küleden bir kor şeklinde yorumlamışlardır. Kur'an, kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vade mutlaka gelecektir. O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Ankebüt Suresi 5. ayetinde buyurarak şevki atıfta bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sana kavuşmaya şevk istiyorum buyurarak şevkin de diğer başka her şey gibi kendisine şevk beslenilmesi gereken zattan istenilmesinin lüzumuna işaret etmiştir. Hz. Musa aleyhisselamın Rabbim razı olasın diye sana aceleyle geldim ifadesi yorumlanırken Hz. Musa'nın aslında Allah'a olan, olan şevkinden dolayı böyle acele ettiği fakat onu söyleyemeyip Rıza kelimesiyle perdelediği ifade edilmektedir. Hazreti Yusuf da aleyhisselam ne kuyuya ne de zindanlara atıldığında ölümü istemiştir. O ne zaman ki dünyevi olarak her şeye ulaşmış, anne babasına kavuşmuştur işte o vakit ben beni müslüman olarak öldür ve salihlere ulaştır diyerek ölümü istemiştir ki bu da Allah'a olan şevkin bir alameti olarak kabul edilmiştir. Böyle bir andaki ölüm elbette yüce Allah'a kavuşmak maksatlı bir dilektir. Hazreti Ammar bin Yasir'in şu duası da şevkin güzel bir örneğidir. Allah'ım, gayb ilmin, varlık üzerindeki kudretinin hürmetine, yaşamak hakkında hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, vefat hakkımda hayırlı olduğunda beni vefat ettir. Allah'ım, gaybde da, şehadette de, senin haşyetini niyaz ediyorum. Rıza anımda da, gazap anımda da, hep hakkı ve doğruyu konuşturmanı senden istiyorum. Zenginlikte de, fakirlikte de itidali, orta yolu tutabilmeyi senden diliyorum. Senden tükenmeyen nimetler, bitme bilmeyen göz aydınlıkları istiyorum. Senin takdirlerine karşı gönülden razı olabilmeyi, ölümünden, ölümden sonraki güzel hayatı senden dileniyorum. Senin kerim zatına bakabilmeyi ve sana kavuşma şevkini lütfetmeni senden niyaz ediyorum. Amin. Ayrıca bir hadiste cennetin Hazreti Ali'ye Hazreti Ammar'a ve Hazreti Selman'a müştak olduğu ifade edilmiştir. Şevk, sevgili temaşa için kalbin coşması ve heyecanlanmasıdır. Muhabbet ne kadarsa şevk de o kadar olur. Ebu Ali Dekkak'a göre şevk ile iştiyak arasında fark vardır. Şevk, sevgiliyi görüp ona kavuşunca bitmesini karşılık, iştiyak sevgiliye kavuşulsa bile hiç bitip tükenmez. Ebu Osman, şevkin alametini Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi ölümü gayet rahat bir şekilde sevip isteyebilmekte görmüştür. İbn Hafif şevk gönüllerin vecde gelerek rahatlaması, kurba mazhariyetle ona kavuşma muhabbetidir demiştir. Allahu Teala Hazreti Davud'a Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir. Benden yüz çevirenler benim kendilerini nasıl beklediğimi, kendilerine nasıl rıfk ve mülayametle muamele edeceğimi, ve günahlardan uzak durmalarına dair olan şevkimi bilselerdi, bana olan şeklinden ötürü ölürlerdi. Bana olan muhabbetlerinden dolayı paramparça olurlardı. Ey Davut! Benden yüz çevirenlere dair muradım böyle olursa ya bana yüzlerine dönenlere karşı nasıl bir muradım olur? Onları nasıl şevkle karşılarım? Sema Sema, dinlemek, işitmek, teganni, çalgı, melodi, ve beste gibi manalara gelir. Burada bu ile Kur'an ve ilahi münacat ve naat gibi dini musiki dinlemek kastedilmektedir. Sufiler ve aynattaki bütün sesleri ve hatta sessizliği bile bir ahenk olarak değerlendirmişlerdir. O halde sözü dinleyip sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele. İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır akli selim sahibi olanlar. Zümer suresi 18. ayeti bu konuya işaret etmektedir. İman edip ve makbul işler yapanlar cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler. Ayetinde geçen Yahverun ifadesi sema diye tefsir edilmiştir. Şu bilinmelidir ki hoş besteli ve nameli güfte ve şiirleri dinlemek prensip olarak mübahtır dinin kınadığı aletlerle dinlenmiş olmadığı, yuları hevaya kaptırılmadığı ve eğlence yoluna gidilmediği takdirde bu böyledir. Efendimizin huzurunda da şiir okunmuş, okunan şiirler dinlenmiştir. Bu konuda ihtilaf yoktur. Dinleyenin taatini artıran, insanları hatalardan uzak durmaya sevk eden, sema halindeki adamın kalbine saf varidat ve füyüzat getiren beste ve nameleri dinlemek dinen müstehaptır hoşnamelerden kalplerin zevk alıp ferahlanmasının inkarı kabil değildir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle açıktan okuyan bir peygambere kulak verip, sevabı bol kıldığı kadar hiçbir şeye kulak verip mükafat insan etmemiştir hadisiyle konu ile alakalıdır. Hz. Cüneyd'e sema dinleyen insanların niçin sallanmaya başladıkları sorulunca şöyle cevap vermiştir. Allahu Teala elest bezminde ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim deyince ruhlar, evet elbette diye cevap vermişlerdi. İşte o kelamın işitilmesinden meydana gelen şevk ve lezzet ruhlara yerleşti. Sema dinledik, dinledikleri zaman işte onu hatırlar ve harekete geçerler. Cüneyt bu sözüyle dinlenilen sema'ın Allah'ın kelamını hatırlattığını, böylelikle insanların vecde gelip sallandıklarını ifade etmiştir. Haris el-Muhasebe'nin şu sözü önemlidir. Üç şey onları takip eden üç şeyle bulunursa iyi olurdu ama biz onları kaybettik. Siyanetle birlikte güzel yüz, diyanetle beraber güzel ses, vefanın yanında güzel dostluk. Zünnun şöyle demiştir. Sema, haktan gelen ve gönülleri hakka yönlendiren bir varit ve saik olup kim onu hakkıyla dinlerse hakikat mertebesine çıkar. Kim de onun efsani dinlerse zındıklık derekesine düşer. Şibli'ye semadan sorulunca şunları söylemiştir. Onun dışı fitne, içi ibrettir. Anlayana ibreti dinlemek helaldir. Aksi halde fitneye davetiye çıkarmış olur. Sema ile alakalı şöyle bir söz de söylenir. Nefsi ölü, kalbi diri olanların dışında sema uygun değildir. Bu yüzden sema, isteyen birisinin nefsini mücahade kılıcı ile boğazlaması ve kalbinin muvaffakat nuru ile ihya etmesi icap eder. Hüseyin bin Muhammed diyor ki, senelerce Sehl bin Abdullah'a hizmet ettim. Zikir ve Kur'an'dan işittiği şeyler sebebiyle bir kere bile olsa hali değişmedi. Hayatının sonlarına doğru bir gün, bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Sizin layınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir. Hadis süresi 15. ayetini duydu. Hali değişmeye, bitiremeye başladı. Bilahare kendisine niçin böyle yaptığını sorunca artık yaşlandığını, onun için halini gizlemeye güç yetiremediğini söyledi. Yine bir defasında Hazreti Sehil'in yanında işte o gün tam hakimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kafirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır. Furkan suresi 26. ayeti okununca yüzünün rengi değişti, düşecek gibi oldu. Hikmetini sorduklarında zafiyetinden dolayı artık halini gizleyemediğini söyledi. İşte büyüklerin hali budur. Onlar kendilerine gelen varidat ve cezbeler ne kadar kuvvetli olursa olsun bunlardan daha kuvvetli olur. Vecd ve semaan tesiriyle hareket etmez. Onların hallerini bozmalarına müsaade etmezler. Hasılı sema daha ziyade Kur'an'ı dinlemekle irtibatlı düşünüldüğünde güzel görülmüş. İlahiler mübah kabul edilmiştir. Elbette insana Allah'ı, Resulullah ı hatırlatan ilahiler dinlemek güzeldir. Bundan daha güzeli ise vakti en iyi, en hayırlı şekilde değerlendirmektir.